Kitozis mi anlatacağız? Kitozis. Evet. Kitozis deyince aklımıza iki şey geliyor. Bir göz kapağı kitozis, yani düşüklüğü, göz kapağının düşüklüğü şöyle. Bir tanesi de meme sarkıklığı, meme pitozisi dediğimiz durum. Bugün meme pitozisinden bahsedeceğiz. Önümüzde çünkü protezler duruyor. Evet. Meme pitozisinden bahsedeceğiz. Meme sarkıklığı. Meme sarkıklığını nasıl tarif ederiz? Meme başının olması gerektiği anatomik pozisyondan daha aşağıda olması olarak tarif ediliyor. Bu da olması gerektiği yer neresi diye soracak olursanız, meme altı oluğuyla hemen hemen aynı hizada ya da onun birazcık yukarısında olması anatomik olarak uygun bir yerde olduğunu gösterir meme başının. Meme başının meme altı oluğundaki oluğundan aşağıya doğru sarkıklığının dereceleri de miktarı da pitozun derecesini belirler. İşte 1 santim, 3 santim ya da daha fazla sarkıklıklar şeklinde de sınıflandırılabileceği gibi hizasında olması, hizasından aşağıda olması, meme ucunun tamamen aşağıda olması olarak da değişik sınıflamalar yapılabilir. Bir de yalancı sarkıklık dediğimiz bir durum vardır. Burada meme başı aslında olması gereken yerdedir. Ancak meme dokuları, meme glandı yani süt bezleri, meme dokusu ve onunla birlikteki yumuşak doku meme altı oluğundan daha aşağıya doğru sarkar. Yani burada bir doku sarkması vardır meme başından ziyade. Buna da yalancı sarkıklık demek mümkün olur. Nasıl tedavi yapıyoruz? Tedavisinde de eğer hastanın yeteri kadar meme hacmi var ise, meme volümü varsa, yani yeterli meme dokusu var ama memesi sarkık ise, bu sefer toparlama yöntemlerini tercih ediyoruz. Herhangi bir ek prosedür eklemeden. Ama hastanın hem sarkıklığı mevcut hem de yeterli meme dokusu yok ise ve hastanın isteği de o yönde ise, meme protezleriyle birlikte sarkıklığı giderme yöntemini kullanıyoruz. Buradaki doku eksikliğini küçük hacimli meme protezleriyle, burada görmüş olduğunuz protezlere benzer protezler ile gideriyoruz ve yine toparlama işlemini protezin üzerinden gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda hastanın isteği bir miktar daha büyümesi ise, o zaman mevcut olan protezleri sadece sarkıklığı toparlamak için düşündüğümüz protezden daha büyük volümlü protezleri işin içine girdirerek hem sarkıklığı ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz, hem toparlıyoruz, hem de memenin daha da büyümesini, yani meme büyütmesini de elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla meme sarkıklığı ameliyatlarında protez hem sadece sarkıklığın giderilmesi hem de hasta istiyorsa memenin de büyümesi yönünde bize yardımcı olan bir uygulamadır protez uygulamaları. Dolayısıyla meme sarkıklığı günümüzde genellikle aşırı kilo vermeler, hamilelik sonrasında memenin içerisinde boşalması gibi sebeplerle karşımıza çıkmakta ve birçok kadının hem fiziksel görünümünü hem de ruhsal durumunu negatif etkileyen bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ve biz de bu yöntemleri kullanarak memenin sadece toparlanması, memenin protezle toparlanması, memenin protezle toparlanıp büyütülmesi gibi seçeneklerle hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ameliyat sonrasında iyileşme ve sosyal hayata dönme genellikle ilk bir hafta sonrasında sağlanıyor. Memenin şeklini tam alması ise birkaç ayı bulabiliyor. Bu süre sonrasında hastamız hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak kendisini son derece daha iyi hisseder bir konuma geliyor. Genel olarak kabaca söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim.